Merhaba değerli sektör özel izleyicileri. Sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Şu an sizlere Kartal İstanbul'dan seslenmekteyiz. Efor Spor Kulüplerinin konu olduk. Yanımızda kulüplerin başkanı Sayın Erdal Karadağ bulunmakta. Bakalım sunmuş oldukları hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Erdal Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Erdal Bey, Efor Spor Kulüpleri olarak söyleşimize geçeceğiz. Fakat öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtmak istiyorum. Erdal Karadağ kimdir? Ne kadar zamandır sporla ilgilenmektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Evet. Erdal Karadağ. Küçük yaşta Kung Fu branşıyla spora başladım. Wushu, Muay Thai, Kickbox, MMA, Jiu-Jitsu ve Sambo branşlarında antrenörüm. Evet. Bu branşlarda yurt içi, yurt dışı derecelerim bulunmakta. Ayrıca bu branşlarda çok sayıda sporcu yetiştirdim. Evet. Şu anda Efor Spor Kulüpleri olarak İstanbul, Kartal, Maltepe, Kocaeli, Gebze ve Darıca olmak üzere bu branşlarda gençlerimize toplumsal bir hizmet veriyoruz. Evet, yani 4 farklı lokasyonda, 4 farklı kulüp olarak bahsettiğiniz gibi kickboks olsun, muay thai olsun, birçok spor alanında, yakın dövüş spor alanında antrenörlük ve aynı zamanda kulüp başkanlığı yapıyorsunuz. Evet. Peki efendim biraz daha açabilir miyiz? Hani kulüp olarak nasıl bir faaliyet gösteriyorsunuz? Biraz daha bahseder misiniz? Tabii. Şu an biz 4 ayrı noktada salon çalışması yapıyoruz. Bireysel spor olarak. Profesyonel eğitmenler ve tabii, sizin önderliğinizde. Tabii iyi bir ekibimiz var. İleri düzeyde olan sporcuları profesyonel maçlara da hazırlıyoruz. Evet. Salonlarımızda tabii ki biz sadece yakın savunma yanında spor ahlakı kazandırma noktasında da çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Evet. Örneğin seminerler, gezi programları, turnuvalar ve benzeri sosyal aktiviteler yaparak da gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak amacındayız efendim. Evet, yani sadece yakın dövüş sporlarını onlara öğretmek değil, biraz da sosyalleşmek amacıyla da bu tür bir hizmeti veriyorsunuz ayrıca kulüplerinizde. Evet. Peki efendim bu sporu öğretirken, antrenörlük yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Dikkat etmiş olduğunuz unsurlar nelerdir? Hem gelen öğrencileriniz hem sizin tarafınızdan bakarsak gözünün bulundurması gereken unsurlar nelerdir? Evet, tabii ki bizim eğitimlerimiz bir beden terbiyesi. Biz insanların sağlığına hitap ediyoruz. Dolayısıyla gençlerimizin özellikle vücut gelişimleri yanında, bedensel gelişim yanında ruh ve zeka gelişimlerine de katkıda bulunuyoruz. Evet. Spor sektöründe amacımız diğer ilçelerimizde de Kocaeli ve İstanbul olmak üzere bu salon kulüp çalışmalarımızı yaymak ve bu sektörde marka olmak amacındayız. Biliyorsunuz sağlık sektörü önümüzdeki yüzyılda çok önem arz eden bir alan. Kesinlikle. Dolayısıyla önemli bir hizmet veriyoruz. Erdal Bey, ben biraz da kulüplerin ayrıcalıklarından söz etmenizi isteyeceğim. Sektör olarak adlandırırsak sektörde yalnız değilsiniz. İstanbul büyük bir şehir, metropol bir şehir. Birçok sizin gibi hizmet veren spor kulüpleri varken neden özellikle insanlar ya da sporcular Efor Spor Kulüplerini tercih etmeli sizce? Birinci nedeni daha önceki yıllarda öğretmenlik yapmam. Tabii ki velilerimiz özellikle çocuklarını güvenli yerlere göndermek istiyorlar. Bu anlamda gelen öğrencilerimize velilerimizle güzel bir koordinasyon içerisinde hem spor eğitimi vermek, spor bilinci kazandırmak yanında birebir sporcularımızın sorunlarıyla da ilgilenmeye çalışıyoruz. Bir anlamda yaşam koçluğu şeklinde de bir hizmet veriyoruz. Evet. Okul derslerini takip etmeye çalışıyoruz. Evet. Bir de özellikle bizim sektörümüzde yaptığımız hizmetlerin karşılığını biz alamıyoruz yeterince. Bu hususta sıkıntılarımız var. Yetiştirdiğimiz sporcularımızı yurt içi ve yurt dışı maçlarına götürmekte sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Sebebi de maddi imkansızlıklar. Belediyeler kanunu dahilinde ilçe ve il belediyelerimizin özellikle İstanbul Kocaeli belediyeleri, Kartal, Maltepe,
Darıca ve Gebze ilçe belediyelerimiz başta olmak üzere bağlı olduğumuz spor genel müdürlüğümüzün kanunlar dahilindeki başvurularımıza hep olumsuz cevap vermeleri, sunduğumuz projelere karşılık alamamamız neticesinde birçok kulüpler maalesef Türkiye genelinde kapanıyor. Unutmayalım ki kapanacak olan spor salonları açılacak olan hapishanelerin işaretidir. Bu anlamda spor salonlarının ayakta kalması için yetkili makamların duyarlı davranmalarını biz istiyoruz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza da seslenmek istiyorum. Özellikle sigara konusunda çok duyarlı oldukları için biz bu zamana kadar yüzlerce gencimizi değil sigaradan, uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklardan koruduk, topluma kazandırdık. Dolayısıyla uyuşturucuyla mücadele bir anlamda terörle mücadeleyle eşdeğerdedir. Böyle bir hizmet veriyoruz. Ancak biz Cumhurbaşkanlığı makamı ve diğer makamlara ulaşamıyoruz. Sesimizi duyuramıyoruz. Bize imkan sunulması dahilinde ülkemiz gençliğine, Türk gençliğine çok daha iyi hizmetler yapmak amacındayız. Bunu da kamuoyuna paylaşmak istiyorum efendim. Evet, buradan da yetkililere de sesinizi duyurmuş olduğunuz inşallah ilerleyen zamanlarda bununla alakalı da olumlu geri dönüşler olacaktır. Efendim, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz sizlere. Hizmetlerinizin ve başarınızla devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim efendim. Ağzınıza sağlık, çok sağ olun. Evet değerli sektör özel izleyicileri, sektörleri mercek altına almaya devam edeceğiz. Sizlere Kartal, İstanbul ve sektörün en iyisi Efor Spor Kulüplerinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.